sancağımızı sembolik olaraktan devrediyoruz efendim. Evet, sancağımızı bugün aldık. Komutanımız Mustafa Kemal bugün cepheye yöneliyor. Biz de yarın saat 9.35'te eski iskeleye gelen Alep ve Reşitpaşa gemileriyle Maydos'a yolculuğa başlıyoruz 1915'te. Ve 25 Şubat'ta tüm 57. alayın ilk cephe askerleri hepsi Maydos'ta oluyorlar. 72 ve 77. alayları alarak Bigalı köyüne çekiliyor. Çünkü Enver Paşa son kararıyla 19. tümeni İhtiyat Birliği olarak cepheye yolluyor. Cephe gerisinde kalmasını özellikle istiyor. Ama Mustafa Kemal 25 Şubat'tan sonra 25 Nisan'a kadar sürekli Conk Bayırı'nın karış karış topraklarında nasıl bir siper savaşı yapılacağının planlarını yapıyor. Ve 25 Nisan'da tüm tümenini 57. alayı ilk önce Conk Bayırı'ndan 261 nolu tepeden aşağıya indirerek düşmanın karşısına 27. alayın geri çekilmesinin karşısına geçiyor ve o günden sonra zaten şehir Çanakkale'nin kaderi değişiyor. Ve son sözümüz bu. Ana özetimiz. Biz Tekirdağ olarak Çanakkale'nin destanında rol aldık. Ve bunu gelecek kuşaklarımızın hepsine tek tek öğreteceğiz. Şimdi özellikle bu konuda burada başlamıştık ama gerçekten ülkelerimize gittiğimizde ülkelerimiz bu işi ne kadar güzel olabileceğini bize gösterdiler. Saraydan başladık. Ergene, Kapaklı, Çerkezköy, Çorlu, Muratlı, Ayrabolu, Malkara ve gerçekten ilçelerimiz bir hafta boyunca 57. alay etkinlikleri yapıyorlar. Mevlidler okunuyor, pilavlar yapılıyor ve ilçelerimiz bu konuda 57. alayla ilgili bilgilendirme toplantıları yapıyor. Bugün Süleyman Paşa hazırladıysa pilavımızı da yiyeceğiz Orta Cami'de. Mevlüt okuyoruz şehitlerimize, tüm şehitlerimize. Ayaklarınıza, yüreklerinize, gönüllerinize sağlık. 13 Mart'ta sabah saat 9'da valilik önünden yola çıkıyoruz yine. Tüm ilçelerimizle birlikte sizleri o günde bekliyoruz bizi uğurlamaya. 5 gün sürecek yolculuğumuzda size vereceğimiz moralle biz o 5 günü taşıyacağız sırtımıza ve sizleri Çanakkale'ye götüreceğiz yüreğimizle. Hepinize sağ olun. Hepinize teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler duyuyorum.